Hallo, am sıkıştı fuck no. Hallo. Okey, koltuğunu yerine koyuyorum da. Bam 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 bididiru. Barararararam. Bam 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 barabaram. Bam 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 bam. Çok mu geldi bu? Abi komşu çocuğu direksiyonu sarmadı. Yok ya. Alo. Biririrum. Belki State of Play falan izleriz diye geç açtım biraz da. Bir şey göstereceğim oğlum. Türk bakar mıyız? Sanmam ya. Ben onun yaşını yanlış baktım. Yani. Kötü değil ama yani wow da değil bence. Özellikle level design'ı kötü bence o oyun. Hello. Bey çok teşekkür ederim 27 milyar mı yaşıyorsun canımsın. En iyi abi sana hoş geldin Tunic, evet. Level design'ı buldum ben level design'ı. Hogwarts Legacy'yi izleyebiliriz ya. İzleme olasılığımız var, o yüzden geç açtım hatta. Lizer çok teşekkür ederim 19. yaşın canımsın. En iyi haber abi sana hoş geldin. Ne oynayacağız? Bir Sky'ın yaptığı oyunu oynamak istiyorum. Biraz da belki bugün iRacing yaparız. Biber dolması çok teşekkür ederim. 52 milyar milyar yıl için canımsın. En iyi haber abi sana hoş geldin. Biraz bir vututumuz var gibi hissettim. Exactly. Çok çabalı bir senedir abone olduğu için canımsın. En iyi abone abi sana hoş geldin. Vettel haberizi, evet ya. Ricardo ilk önce kendi oldu, sonra yarış zamanında şeyi etti. İnanılmaz. Poyer az çok çabuk 29 milyar mı yaşın canımsın. En iyi haber abi sana hoş geldin. Evet, Elden Ring 28 dakikada bitti. Ama şöyle bir sıkıntı var abi orada. Büyük ihtimalle 28 dakikada biraz belli bir süre kalacak o. Onun en büyük sıkıntısı şu. Bugün patch geldi. Daha dün akşam bugün evet, bugün patch geldi. Bugünkü patch'te inanılmaz fazla şeyleri fixlemişler. Ve patch bazı şeyleri fixlemiş. Hani op olan silahları yok ettiler, bilmem neler filan. Benim silahım mesela op değilmiş, buff yedi. Kullandığım silah. İnanılmaz yani. Arcane'i doğru düzgün scale'lenmiyormuş, onu fixlemişler. Buz baltası direkt çöp oldu. Evet evet. Ya hallediyormuşuz abi biz ya. Hallediyormuşuz. Nereden bakabilirim abi? Bandai Namco'nun şeyinde var. Yani Gemma Watch Along yapabilir miyiz? Yapamayız ki. O şey yapamıyorsun. Bu sefer bugün görmeyiz. Şeyi piç etmişler mesela. Sword of Flame and Moon mu ne, öyle bir şey vardı ya. O silah nerflenmiş. Hem cast time artmış hem damage azalmış onun mesela. Moonveil ölmedi galiba. Nihat Ustrong çok şubat 30. için canımsın. En iyi haber abi sana hoş geldin.
Pam 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 sarpem yani. Ya FSR 2.0'ı duydum, gördüm ama yani ya FSR dediğim gibi elinde sonunda hala ve hala şey problemi var FSR'nin. Yani FSR donanımsal bir çözüm olmadığı sürece DLSS'e yaklaşamayacak. Zirael çok çabuk 16. için canımsın. En iyi haber misin? Ama hoş geldin. Moonlight Guys orada şey alamıyor. Ya, olmamıştır Moonlight'a. Aa Moonlight'a galiba oldu. Cast time'ını arttırdılar onun. Atağının. Tuni'ye ben baktım bugün. Yayında çok bakacağımı düşünmüyorum. Şu yüzden bakacağımı düşünmüyorum. Level design biraz meh oyunun. O da yavaşlatıyor. Sarpayım bu direkt botun isimlendirmesi tekrar. Kendi yaptığım bot değil bu. Çekomo çok çabuk 3. için canımsın. En iyi haber misin? Sana hoş geldin Markül. Bilmiyorum ya. Emin değilim. Bakalım. Değil mi? Nvidia kodları sızdı. AMD 2.0 çıkardı. Kardeşim. Yok ya. O tür şeyleri yapmak için çok büyük firmalar bunlar. Jacomo çok çabuk 3. için canımsın. En iyi haber misin? Hoş geldin. Çok mümkün sanmıyor. Oluyor mu oluyor? Bazen oluyor harbiden ama burada sanmıyorum bu durumda. Ama büyük oyunu hemen bakayım. Görebiliyor muyum büyük oyunu? Gördüm. Bau 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 dum. Sarpayım çok çabuk abone oldun için canımsın. En iyi haber misin? Hoş geldin. Jedi Knight 6. ay. Çok teşekkür ederim onun için. Aramıza hoş geldin tekrardan. Bugün Virtus iRacing'de drift attı. Mazda'da yani Allah affetsin. Ama şeyde iyi oynadı. Formula V'yi denettirdim. Formula V'de iyi bir lap time attı. 1.06'ya düştü. 1.06 gördüm yani. Oranın zaten o pistin iyisi 1.0 yani 1.06'da oynuyorsun da iyisi 1 yani ben 1.04'e falan inmiştim maksimum. İyi indi yani. Test otomasyon mühendisi hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir fikrim yok. Ama burada Olcay galiba. Yoo emin değilim. Olcay galiba öyleydi. Emin değilim o. Sıravdar çok şey 15. için canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. Asus'ta kursu sunucumuz yok mu peki Sim Racing için? Voltus'un var. Voltus'un var ama dışarıya açamıyoruz. Dün 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 dün. Onlar yanlıyorlar ya paso. Sim Racing yapmıyorlar da Tokyo'da yanlıyorlar. Size veremiyoruz ya onu. O benim kendi sunucumda, TürkNet'teki sunucumda. O yüzden şey yapamıyorum. O şey herkese açamıyorum onu. Keşke açabilsem. Hani aileydi? Hani abi bizim şeyimiz yok mu? Sniper'in fiyatını gördüm. Oğlum Twitter'da ben paylaştım zaten ilk. Kopya AF çok dışı bu arada bir sindir abone olduğun için canımsın. En iyi abone abi sanırım şu Kayseriliği çok 18. açı. Barça'yı elemeniz var ya. Bugün bir Barça'nın elenmesi var yani. Var bir Barça'nın elenmesi var. Var. Yok bu arada. Var. Elden Ring'i bitirdim. O şeyi yapmamıştım. Save bug'ını yapmamıştım ya hani yayında kendi finallerimi yapmamıştım. Bugün gittim kendi finallerimi yaptım. bitirdim. Bitti. Elden Ring'i %100 achievement score'la
Bitirdim abi. Bir tane bile achievement kaçırmadım. Tek sıranda. Bu ne ya? Gazete taraftan Barça oyuncuların kaldığı otelde yaptığını gördüm. Oğlum, o çok yapılan bir şey zaten. Yıllardır yapılıyor. Yani iade talebi oluşturdum. Tek seferde bitirdim diye. Bu kadar kolay olmasını beklemiyordum diye. Alperen ona oral çok çabuk 9. için canımsın. En iyi haberin abi. Sana hoş geldin. İade talebini gönderdim çoktan. Şu bilgisayar nasıl ekran kartı? ...660M diye bir anakart mı var lan? Abi o kasa yerine başka bir kasa alsan... Abi gerçi 650 watt şey varmış. 12100 çok kötü bir işlemci be abi. 12100 çok düşük bir işlemci. Çok 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 düşük abi o. B650M Intel soketmiş. Oha hiç bilmiyordum. İlk defa duyuyorum onu. 2100 en güçlü 4 core. Ama 4 core 3060 için yeni jenerasyon bir şey için kötü abi. İstediğin kadar güçlü olsun ama 4 çekirdeksin yani. Ya 3060'ın yanına gitmez. Ya 3060 olduğu için böyle söylüyorum. PC sizi görmüyorsunuzdur, bekle göstereyim. Ya kötü değil bu PC çünkü. Ya kötü PC yapmamışsın. Bunlar iyi PC'ler ama yani bu çok zayıf kalıyor abi bunun yanında. Hani zayıftan kastım. Hani kötü değil ama. Ya 1650 1660 taksan evet okey derim buna da 1650 1660 da takmıyorsun. İşlemcide çok kırmışsın. Selke çok çok 13. ay için, Jackie 13. ay, White Phantom 17. ay, Inf Gu çok çok 8. ay için canımsın. En iyi haberler, Mother Kisser 15. ay, Folkral 8. ay, geleceğim büyük ihtimalle. Emre O 25. ay. Dropla zaman belli oldu mu? Şey mi, merch mü? Abi %100 belli değil ama yani %100 olarak söylemiyorum ama çok daha yakın tarih vereceğim. Evet, merchler bu hafta sonu çıkıyor. Cumartesi yani hedeflemiyorum. Pazarı hedefliyorum. Açık açık söyleyeyim onu. Pazarı hedefliyorum. Belki pazartesiye kayabilir. Ama pazarı hedefliyorum. Pazara yetişecek gibi gözüküyor. Hatta pazar alırsanız da Shiny'lerin 80 tanesini direkt aldığınız gibi kargolayacağım ondan sonraki gün. Diğerleri de bütün asıl bütün merch'lerin kendisi de 3 güne falan kargolanacak. Yani şey değil. 1,5 hafta falan bekletmeyeceğim sizi. Harbiden 3 güne falan çıkacak yani çok hızlı çıkacağız böyle yani hazır çünkü şu anda neredeyse baya hazır olacaksınız. Fiyat konusunda dediğim gibi bekliyorum, hala nakışı bekliyorum, nakış şu anda yapıyoruz ama bu arada rengi de bu öyle duruyor. Göz neden yok? Olmaması daha iyi. Uzaktan daha güzel gözüküyor. Bu güzel oldu. İnternetim öldü. Geri gel, internetim ne? İnternetim. Niye gitti ya? Tam düzeldi. DNS öldü abi. DNS öldü. Yok DNS öldü. Düzeldi. Viguchi, Kruptek çok çabada 11. ay için canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Geldik. Usta ne oluyor? Ustam. Geldik. Yok düzeldi şu anda. Yayını durdurup başlatın bu arada. Düzelir büyük ihtimalle.
Aa, dur, Discord'da duyuru atmadım lan, doğru. Önümüzdeki bir yıl içinde Nvidia'nın yeni serisi çıkar mı? Bu senenin sonunda bence çıkar. Bu senenin sonunda bence çıkacağını düşünüyorum. Yeni jenerasyonun. Protein tozu çok da, bu arada 54 milyar milyon için canımsın. En iyi haber hem sana, hoş geldin. Ha, tekrar dedim. Merch konusunda tam onu konuşuyorduk. Bir, evet, yeni tasarımın hoodie'sinin rengi bu olacak. Direkt hani bu hoodie'den bir görüntü değil de bir tane iplik, aynı işte ipliğin üzerine nakış testi bu. Direkt nakış testi. Bunu hoodie'ye çevireceğiz. O da yarın olacak bu arada. Yarın ben size fiziksel olarak hoodie'nin kendisini de gösterebileceğim. Yarın gelecek diyorlar. Öyle diyeyim. Yarın hoodie geliyor. İki versiyonu da göstereceğim. İki ürünü de göstereceğim size. Yani 380-385 arasında şu anda, tam fiyatı bilmiyorum, tekrardan dediğim gibi son detayları şey yapmam lazım ama 380-385 arasında olacak, ikisinden birisi olacak, kargo dahil olacak. Yapabildiğim en şey bu. Göz şu yüzden yok, uzaktan bakınca göz olmaması daha hoş oluyor. Bu arada taksit yapabiliyorsunuz. Ne kadar taksit yapabiliyorsunuz bilmiyorum ama taksit yapabiliyorsunuz. Taksit yapmak için şeyden yapıyorsunuz. siteden yapıyorsunuz ama o zaman faiz koyuyor. Kargo harç yapıp bir sepet için bir kargo ödeme şansımız olmuyor mu? Anlamadım. Hayır, olmuyor çünkü şu yüzden olmuyor. Her bir ürünü farklı kargolamak zorundayım çünkü çok büyük oluyor. Ha, bir de pazar günü çıkabiliriz enerken. Ya pazar ya da pazartesi ürün çıkacak. Ya pazar ya da pazartesi çıkacak ürün. Tam tarihini bugün bilmiyorum. Yarın enime şey ulaşırsa, ismi nedir onun? Numune ulaşırsa büyük ihtimalle yarın filan sosyal medya postlarını hala hazırlarız. Pazar çıkartırız. Koena çok güzel, 8. açın canımsın. En iyi haber abi, sana hoş geldin. Bak, bir kişi daha bana katıldı. 380-385 yapacaksın. Düz hesap 399 yap. Daha iyi olur senin için. Ya yine de abi, o mental bariyere çok vuruyor be. Bak, böyle yaparsanız daha güzel duruyor. Göz olmaması daha doğru bu arada. Denedik. Göz olunca çok detay göze odaklanıyordu. O yüzden bu daha iyi oldu. Neyse, böyle güzel, çok memnunum. Böyle güzel deyip kapatacak sandım. Kapattım, bum. Lord Gia Glacias çok dışı bu arada, yedince için canımsın. En iyi haber hem sabır. Üçlü paket olacak, yes. Üçlü paket, ikili paket olacak. Onlarda ekstra indirim olacak. Evet evet, üçlü paket, ikili paketlerde ekstra indirim olacak. Yani iki farklı hoodie, üç farklı hoodie farklı ama aynı üründen, iki tane değil. Aldığınız takdirde daha indirimli olacak. Ne kadar iner bilmiyorum. Peki o paketlerde farklı beden seçilecek mi? Tabii ki de, istediğin gibi. O hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. O zaman istediğin gibi seçebilirsin. Fakat dediğim gibi şeyinde emin değilim. Pazar mı, pazartesi mi konusunda şeyim. Bakacağız. Mesela Shiny 5 alabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde combo yapabiliyorsunuz. Shiny'nin Shiny olmayan versiyonu. Shiny 5, 5 Shine olmayan gibi kombinasyon. İstediğiniz her kombinasyonu yapabiliyorsunuz. Yani iki farklı hoodie almak zorundasın sadece. Tek yapmanız gereken şey olacak.
1000 tane aşmıyor değil mi? 3 tane alırsak aşıyor. Aşması lazım. Mantık olarak aşması lazım. 380 yapıyorsan her türlü aşmak zorunda. Ne kadar indirim olacağı bilmiyorum. Ona daha bakamadım. Orada da baktım da orada yurt içi kargoya sordum. Ne kadar sıkıştırabiliriz? Yani şey var, yurt içi kargoda desi olayı var. Desiye göre, hani kargonun büyüklüğüne göre fiyat değişiyor. Onlara bir tane desi şeyini sordum. Onu bekliyorum. 13. Alfonso çok şu arada 15. açın canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. Çünkü orada birkaç tane masrafımdan ineceğim. Birkaç tane masraf ineceğim. Şöyle masrafları söyleyeyim. Shiny hemen tükenir mi? Shiny büyük ihtimalle tükenir. Çünkü Shiny'den 250 tane var. Abi şöyle diyeyim. Hangi masraflarım inecek? Yani düşebileceğim masraflarımı söylüyorum. Bir kargo poşetinden düşeceğim. Şeyde. Ürün başına 2 TL düşüyor orada. 3 ürün aldığınızda yani 4 TL düşebiliyorum. Direkt bunların hepsini direkt takıt diye düşeceğim. Kargodan düşürüyoruz 17 TL. Ama yani 3 tane o, yani 3 çarpı 17 gibi düşünün. Aslında hani 51 TL kargo. 3 tane ürün alırsanız ama aslında siz 20 TL falan veriyorsunuz. Oradan da bir 30 TL falan inecek büyük ihtimalle. Kendi karımdan da biraz düşürürüm 3 ürün alabileceğiniz için. Yani büyük ihtimalle 50 falan oynar maksimum. Yani bakmam lazım. Tam datama bakmam lazım. Hani şeyi hesaplamam lazım. Orada hesaplayamamın sebebi Houdini'nin maliyetinin son versiyonunu bilmiyorum. Onun da en büyük sebebi nakışta girmedik. Nakışa girelim bitelim. Shiny olmayan hemen biter. Bitmez. Yok. 750 tane falan var. İmkanı yok bitmez. Bu arada dediğim gibi yani bayağı bilin size, yani bütün her şeyi çok açık anlatıyorum. Bu tür şeylerde merch konusunda. Shiny'den 200-250 tane var. Shiny'den 200-250 tane var. Shiny olmayandan, yani aynı modelin Shiny olmayan versiyonundan 700-750 tane var. Yeni tasarımdan 700-750 tasarım var. Beden tablosunu bu akşam hazırlıyor Volcos. Suskunlar bilemiyorum, iyi gibi gözüküyor da anlamıyorum. Frost sen çok düşüyor burada, 1 senedir abone olduğun için canımsın. En iyi abonem sana hoş geldin. Cem Görmengo pazar veya pazartesi. Direksiyon kullanacak mısın bugün ailesi? Tabii direksiyonla oynayacağım. Ya olursa ön sipariş saat 7 gibi filan olur. Ya pazar ya pazartesi işte. 450 çok var. 450 ne ya? 450 demedim ki oğlum. 380 dedim. 450 ne? Böyle dedi. Dedi dedin. ...450 değil... ...450 çok ekstrem... ...480'e WWF satıyor... ...ben 385 hedefliyorum şu anda... ...peki şu bandı direkt satışta bir paket mi olacak... ...direkt sepet ekleneceğiz... ...direkt sepet eklenince çalışıyordu dün sistem ama emin değilim onda... ...hangisini yaparım bilmiyorum... ...ah be İmku... ...kaç oğlum kaç... Öderim faturası var mı? Yarın olacak. Saat kaçta olur? Merch çıkışım işte saat 7'de olur diye düşünüyorum. Yani her türlü saat 7'de olur. Pazar mı pazartesi mi bakarız. Shiny olmayan fiyatı Shiny aynı mı? Değil. Shiny büyük ihtimalle 20 TL daha fazla olacak. Her merchte fiyat artıyor. Evet. Ve işin komik tarafı her merchte daha az kar ediyorum. Farkrep evet aynı. O çok enteresan. Yani her seferinde daha fazla üretiyorum. Teknik olarak daha fazla kar etmem lazım. Fiyatı da arttırdığımdan, daha fazla ürettiğimden masrafım düşüyor.
Her seferinde daha az kar ediyorum. Çözebilmiş bir şey değilim yani. Ekonomistler şu anda şaşkın. Aynı Batu aynı direkt. Ya neyse, oldu yazacağı var abi, yapacak bir şey yok. Gördüm birazken onu ya. Ben ticaret şunu bildiğin dediğin gibi fiyat atıyor, ben daha az kar ediyorum. Evet. Neyse böyle yani. Galatasaray Barcelona ne olur? Abi yani objektif olarak bakarsak çok kötü şeyler olacak. Ama gönlümden Galatasaray'ın çatı çutur kazanması geçiyor. Ama yani pataküte gibi hissettim. Biraz pataküte gibi hissettim yani. Calvati çok dışı burada 32 milyar milyon için canımsın. En iyi haberim, sana hoş geldin. Misken oyunu oynayacağız, hadi onunla başlayacağız. Cem'in kaskı çok iyi olmuş. Cem'in kaskı god damn yani. Çok güzel yapmışlar. Yani böyle... Çok güzel olmuş Cem'in kaskı. Çok beğendim kaskı. Aa, ben çok beğendim. Ben çok beğendim nedense. Ah be Edrin, olsun ne olacak gidim. Çok güzel olmuş bence. Nazar boncuğu detayı da falan da çok güzel bence. Renkler, renk tamaları falan. Ben çok beğendim. Ben çok beğendim açıkçası. Hop, bir dakika şunu unutmuşum. Şunu kapatayım mı? Ya ben direkt... Dün sponsor olur diye düşünüyorum. Sponsor var zaten oğlum kaskta. Her taraf sponsor lan kaskta. What? Dur göstereyim, bir yerde var. Altında mı vardı? F1 tip... Aa ya evet, yo, ben bu arada beğendim bunu. Bu F1'in yeni şeyi... televizyon görüntüsü. Bence çok daha güzel olmuş. Çok daha modern olmuş. Yani çok daha modern buldum. Çok daha hoş olmuş. Tek radyoyu beğenmedim. Radyoyu hiç beğenmedim. Radyo kısmı bok gibi olmuş. Yani Hamilton burada çok, yani yazıyla yazmak zorunda değilsin bu şeyleri, bilgileri. Hamilton'ın mesela şey çok güzel oluyordu. Burada karakter, yani pilotların resmi çok güzel oluyordu. Şuraya işte Mercedes logosu koyuyorlar. Yani o çok güzel oluyordu. Bu biraz meh olmuş. Bu meh olmuş ama bu çok güzel. Bu arada bu güvenlik aracı da çok güzel olan Mercedes'in yeni güvenlik aracı. Geçen sene şeyin daha iyiydi. Aston'un çok daha iyiydi ama bu sene bu Mercedes çirkin gözüküyor, öyle parçalayacak gibi geliyor. Bu neymiş? Yeni opening titles. Bu neymiş bakalım. Vettel çok iyi saç diktirdi, şey ektirdi ya. Vallahi on numara oldu yani herif. Çünkü Vettel'in çok kötüydü. Çok kötü saç kaybetmişti. Yani Vettel bayağı bildiğin şey olmuş yani. Keldi abi bir ara tam. Hatta bak şöyle. Ferrari adamı bitirdi. Bakar mısın? İngiliz prensine döndü herif ya. Şuna baksana. Yani İngiliz prensine döndü yani herif kellikten. Ondan sonra ama bir saç ektirdi abi. Şuna bakar mısın ya? Şuna bakar mısın? İstanbul'da ektirdi bence. Kesinlikle ben de onu düşünüyorum. İstanbul'a yaklaştığında zaten şey oldu. Bak. Bu ne oğlum? God damn.
Ama çok güzel olmuş. Yani inanılmaz yakışmış. Hamilton'da saçları çok iyi. Evet. Hamilton da ektirdi diye biliyorum ben. Ben Hamilton'da ektirdi diye biliyorum. Çünkü Hamilton'ın da saçı çok 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 azdı. O da ektirdi diye hatırlıyorum. Çünkü o gençken azdı direkt. Evet evet ben de işte diyorum ya ben de onu ekme diye biliyorum saçını. O tamamen random ya. Bir tarihi yok. Baksana oğlum Hamilton'a. Bu kel direkt yani şu hairline'ın olduğu yere bak. Kafasının ortasında oğlum. Şuradaki hairline'a bak. Şuna hairline'a bak. Ya bu tabii de 3'e vurmuş durumu. Hani tamam ama hairline'a bakmak lazım. Baksana hairline'ı nerede? Burada gidiyor hairline. Ama güzel işte. Ekme bulmadım. Öyle ekme bulmadım. Ben de yaptırayım. Yaptır abi. Param varsa yaptırabiliyorsun işte. Yeteri kadar paranız varsa yaparlar arkadaşlar. Ya yani hele hele saç konusunda dünyadaki en iyi yerde yaşıyoruz ya. Direkt en iyi yerde yaşıyoruz. Hani herhangi bir şekilde saçla ilgili bir probleminiz varsa Türkiye'de çözüyor arkadaşlar bunu. Dünyada yani ben Londra'dan gidip gelirken zaten ya yemin ediyorum tavus kişi şeyi belgeseli gibi ya. Herkes kafasında bir tane bandanayla dolaşıyor. Uçakta herkesin keli gözüküyor böyle. İstanbul'dan Londra'ya giderken. Bütün uçak 150 kişi alıyor. 140'ı böyle kafada bandanayla dolaşıyor. Çok çok enteresan. Moreiras çok çok bu arada 29 yaş canımsın. En iyi abonemsin. Yardımcısı hoş geldin. Aynen Turkish Hairline. Neden onun sebebi neden? Türkiye en gelişmiş şey o konuda. Kellik şeyi ameliyatı konusunda saç ektirme konusunda Türkiye en gelişmiş ülke. Ondan dolayı. Koldi çok teşekkür bu arada 2 senedir abone olduğun için canımsın. En iyi abonemsin. Hoş geldin. Üzerine bir de fiyat performansız. Hem en gelişmişiz hem de en ucuz. En ucuz değil de ucuzuz. Sapladık. Saplamışız. Allah stream elemez direkt koydu çocuğu. Aynen bak böyle. Cidden bak böyle uçak bu ya. Bak bak. Saç zede. Böyle ciddi söylüyorum. Londra her Londra uçağı böyle. Hepsi böyle ya. Hiç sekmiyor. Herkes geliyor böyle gidiyor. Ondan sonra bir bakıyorsun saçlı geliyor herkes tekrar. Bir sene sonra Antalya'ya. Abi diyorsun abim. Ne? Baltaz çok teşekkür bu arada abone olduğun için canımsın. En iyi haber abi sana hoş geldin. Hoodie'nin gösterimi yapıldı. Yapılmadı. Yarın yapılacak. Sadece şeyin tasarımını gösterdim Hoodie'nin. O da şu. Bu. Ya yani ama bu hoodie üzerinde değil. Ama ipliğin üzerinde öyle anlatayım. Semih çok teşekkür bu arada abone olduğun için canımsın. En iyi abone abi sana hoş geldin. Yani bu şu anda hoodie'nin üzerinde değil ama bu ipliğin üzerine zaten. Bu ipliği kesip hoodie yapıyoruz. Orada sadece nakış denemesiydi bu ama bu olacak yani. Yarın da hoodie üzerinde görebileceksiniz. Yarın bana şey geliyor. Hoodie geliyor. Renk bu mu? Evet renk bu.
Çok güzel bir renk bence bu. En sevdiğim şeylerden birisi oldu bu. Ya bu tasarım en sevdiğim merchlerden birisi oldu galiba. En çok böyle dışarıda giyilmeye uygun şey gözüken bu olacak. Diğeri de çok güzel. Mavi de çok güzel. Mavi özellikle siyah kotun altına falan çok güzel gidiyor. Siyah herhangi bir pantolonun altına. Altına demişim. Üstüne inanılmaz gidiyor o mavi. Ne zaman açılıyor sipariş? Ya pazar günü saat 7 ya da pazartesi günü saat 7. O tamamen numune bana hangi gün gelirse. Daha Shine Hood'ler gelecek. Shine Hood'ler var zaten. Onlar da var. O aynı satışta olacak bunlar. Yok, cumartesi olmayacak hiçbir türlü. Bir Shine'ler bir de bunlar çıkacak. Önceden duyuracak mı? Tabii ki de. Yarın duyurmuş olurum. Yani şöyle söyleyeyim, yarın hangi ürün, yani hangi gün çıkacağını duymuş olursunuz. Akşam 19. Yayında zaten açacağım. Hatta şöyle de güzel bir şey yapacağım. Bende şu anda evde duran 80 tane veya 60 tane falan Shine'i var. Hangi gün çık, yani sipariş verirseniz o 80 tane şanslı, ilk 80 sipariş veren şanslı kişi onlar şey yapacak direkt. Bir sonraki gün kargolanacak. Yani 80 şanslı kişi Shine'lerde ilk direkt bir sonraki gün eline geçecek. Diğerleri 3-4 gün sonra bu arada. Ha, bir önceki merchler gibi 2 hafta falan beklemeyeceksiniz. 4-5 gün bekleyeceksiniz. Çok 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 daha kısa olacak. Yani önümüzdeki hafta Cuma elinizde olmasını planlıyoruz. Öyle diyeyim. DRBT çok dışı bu arada 7. açın canımsın. En iyi haber misin? Katleş 13. ay. Çok dışı kapanım canımıza, hoş geldin. İkili birleştirsek elindeki kiri ayıracak mı? Tekli sipariş veren. Tekli sipariş verenlere gider büyük ihtimalle. Bundle alacaklar, bekleyecek ne yazık ki. Ama ya bekleyecek dediğim de 2 gün ekstra bekleyecek abi. Test için ürün yarın geliyor. Kaç model ve renk seçeneği olacak? 2 farklı renk var. 2 farklı model var zaten, o yüzden de. Ya 3 ürün çıkacak. Çok basit özetliyorum. McLaren F1 logo elime ulaşmadı daha. Haftaya ulaşır büyük ihtimalle. 3 farklı ürün çıkacak. 3 farklı ürün satın alabileceksiniz. Bir Shine. Shine mavi tasarımı var. Mavi hoodie. Ama ortasındaki logoda ay parlıyor. Floresanlı. Aynı tasarım, aynı renk. Fakat onun parlamayan versiyonu var. Bir de bu krem rengi olan şey tasarım var. Ronin tasarımı var. Onlar. Ali Deniz çok teşekkür ederim 14. için. Canımsın. En iyi haber. Nick Frosel çok teşekkür ederim abone ettiğin için. Çok 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 teşekkürler. Asus Star 8. ay çok teşekkür ederim. Shine bu arada 20 TL falan daha pahalı olacak tahminim. Normal satışından. 385 veya 380 TL'yi hedefliyorum. Kargo dahil bu fiyatlara. Bandalara ne zaman geliyor en geç? Cuma. Cuma'yı hedefliyoruz. Yani tahminim normal hoodie'ler 380, Shine'i 400 olacak. Ama bu dediğim gibi son güne kadar, yani son güne kadar dediğim bir iki güne kadar belli olacak. Çünkü nakış masrafını hala bilmiyorum. Tek bilmediğim o. Yani bende tutabilecek her şeyi aldım. Yani parasını ödeyebileceğim her şeyi ödedim. 385'te tutabiliyorum şu anda gibi gözüküyor. 380-385'te tutabiliyorum. Bir faktör değişiyor mu değişmiyor mu bilmiyorum ama yani belki 390 falan görebiliriz, bilmiyorum. Yani görmeyiz diye düşünüyorum. Çünkü dolar o kadar değişmedi. Daha doğrusu biraz değişti. 14'ten 15'e çıktı ama 14'ten 15'e 10 TL oynayacağını zannetmiyorum. O yüzden sanmıyorum. Bu arada bizden az önce donate geldi. Abi benim orada çalışmamla senin e-mail hesabını yapabileceğim hiçbir şey yok. Shine 20 TL ekleyecek. Ondan eminim. Shine 20 TL ekliyor. Allah'tan dediğim gibi kartları falan hepsine aldım abi.
kartların basım hatta başlandı. Neredeyse her şey hazır. Dediğim gibi tek değiştiremediğim ürün nakış fiyatları ve nakış ütüleme filan fiyatları. Onları da yani yarın inşallah fiyatlarını belirliyoruz. Shiny'yi yarın görebileceksiniz zaten. Shiny'yi ben gösterdim kaç kere zaten. Aynen, bir de Shiny'lerde Pokemon kartı olacak. Her Shiny'nin içinde Pokemon kartı olacak. Evet. Evet. Baltas okudum zaten. Dedim ki Microsoft'a yani, e-mail'e ben bir şey yapamam. Yapabileceğim bir şey değil yani. Çok alakası şeyler. Tundra ile çok çabalı 38 milyar milyon için canımsızın. En iyisi Murge 2. ay. Mehmetcan GRF 20. ay. Çok dışarı bulunan çarımda hoş geldin. Poki kartı para yapmaz. Yapmaz. Yapmaz abi. Kaybı baktım, yazacağım sana. Gördüm, teşekkürler. Bir de Türkiye'de evet. Yani yurt dışında eBay'den satabilirsin. Orada PayPal'le para ödünüyor. Orada patladık yine. Üzerimdekinden bulma şansım yok. Bu mu? Yok, bunu bulamazsın. Ben bunu 12 sene önce falan Çin'den aldım. Çin'deki Adidas'tan aldım ama yani. Satella çok dışı bu arada 40. ay için canımsın. En iyi haberim, sana hoş geldin. Bre. Nasıl PayPal ya? Bu arada Elden Ring'de Mimic Tear'ı bir nerflemişler. Yok etmişler. Yerinde evet. Yerinde bir nerf kesinlikle. Bam, 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 bam. Aa, bu arada Supermassive Games bu şeyi yapan neydi bu oyun? Ki ne yapmışlardı en son? Dark Pictures'ı yapan, aynı zamanda şeyi yapan. Biliyorsunuz ya, dur fuck. Until Dawn'ı yapan ekip. Until Dawn'ı yapan ekip. Yeni bir oyun çıkaracakmış, The Quarry diye. Yine Until Dawn gibi veya onların diğer oyunları gibi böyle hani şey hikayeli, şey hikayeli bir oyun. Karakteri kontrol ediyorsunuz. 9 tane gencecik çocuk yaz tatiline gidiyor. Orada adam öldürecekler. Baltası hiç bilmiyorum abi. Hiç duydum, bir marka bile değil yani. Hatta bak trailer da bu. I just want to get you guys safely out of Dodge before the sun goes down. Damn it! I thought I told you kids to check everything. Look, it's not that big of a deal, okay? We'll just spend one more night here. No! No! Just stop. Let me think. Okay. Make sure that everybody is inside the lodge for tonight. Lock the doors. No one in, no one out. No one. Got it? I'll be back first thing in the morning, and we'll get you all on the road. What if we're out partying tonight, out in the woods, and we end up in a most dangerous game situation? Like when people hunt other people? Yeah, what, I mean, think about it. It's camp is over, and hunting season has just begun. I did see a weird light in the treehouse across the lake. That was pretty spooky. Maybe it's your girlfriend, Ryan. The heck of a story. Did you hear that? Mm-hmm. Should we look? Chillick. Bears. And why does everyone blame everything on bears? Okay. Do you got anything better? I mean, like zombies.
Ryan Wiggins çok çok 19 yaşın canımsın. En iyi haber abi, sana hoş geldin. Oynarız bunu. Ryan? Hey! Run! We ain't playing games no more, little girl. There's something coming! One. Silence. Two. Lost. Max, we're lost. Three. Terrified kids are bad for business. You have to cut it off! Cut it off! Cut it off! Anyway, maybe just ease up on the ghost stories? Sorry. Just stick to Kumbaya next time, okay? What's that? You guys don't do Kumbaya anymore? Aktır ya. Bu arada aktörler de maşallah ha. Welcome to the show. Aktörler de iyiymiş. Temmuz'da çıkıyor. Yok pardon, Haziran 10'unda çıkıyor. Yakın yani. Bayağı az kaldı. Güzele benziyor ya bence açıkçası. Yine Until Dawn'dan sonra. Bu arada az önce bir haber geldi tekrar. Amazon James Bond filmini şey yapmamış, direkt stüdyo almış. Son bir iki tane James Bond filmini Amazon stüdyoları satın almaya çalışmıştı, alamamıştı. Siz James Bond'u satmıyorsunuz, siz sikerim deyip stüdyoyu satın almışlar. Evet, MGM stüdyosu artık, yani MGM'i aldı zaten işte. Metro Golden Mayer tamamen şu anda Prime Video'nun alındı o. Yani Prime Video'da ve Amazon Studios'da artık var. Çok yani çok çed bir olay. Yani satmıyor musun? Stüdyoyu aldım. Fuck you. Çedlik abi, çedlik. Öyle bir böyle bir para lazım ya. Zemvo, çok şubada 15. yaşın canımsın. En iyi haber abimsin. Hoş geldin. Artu izleyeyim. Çok teşekkür 16. için. Çok çok kötü. Ayıp coin konuşulmadı. Gördüm de çok konuşulmadı ya. NFT'ler çok azaldı. NFT çok fazla hype'ını kaybetti. Beklediğimden daha hızlı kaybetti hype'ını. Little Thread, çok teşekkür bu arada 34 milyon için canımsın. En iyi haber abimsin. Hoş geldin. Kesinlikle ve kesinlikle beklediğimden çok daha hızlı NFT'ler şey, patladığından kastım hala tabii ki de devam ediyor. Hala çok büyük bir şeye sahip de hype fazını geçtik. Hype fazını geçtik çünkü yani şey, OpenSea'de falan günlük yapılan transaction'lar bayağı azalmış. Bayağı azalmış. Evet, siki şeyi, hacmi düştü bayağı. Arthur, çok çubuğu 7. açın canımsın. En iyi haber abimsin, hoş geldin. Baba Magic Mouse'a çöktüm. Bu nasıl fare, çok zor tutuklanması. Bok gibi mouse abi. Ben de sevmiyorum. Halledeceğiz baba, nasıl ki. Sıkıntı yok. yani Magic Mouse cidden Apple'ın yaptığı en kötü şey olabilir. İnatla da düzeltmiyorlar. Mouse'un tutuşu bok gibi. Mouse'un altından şarj olması ayrı bir beyin kaybı. Yani total olarak de bir fail bir mouse. İsi yanlışı Overwatch 2'ye giriyordu. Girer. Girer maşallah var. X-Nero çok da şu 36 milyar 3 yıldır abone olduğu için canımsın. En iyi haber abi, sana hoş geldin. Rini çok da şu 16. için. Çok 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 teşekkürler. Benim Perşembe günü sistemimi sergilenmeye başladı. Bunda sıkıntı yok değil mi? Yok. Yarın gelecek ürün. Çok kötü bir mouse. Allah affetsin, çok kötü bir mouse abi. Diyorum ya yani. Bende M1 MacBook var mı? Var. Çok memnunum.
Gerçi evet, yani birçok kişi de Mac kullanan birçok kişi de trackpad alıyor. Trackpad'i de ekstra sattıkları için inanılmaz iyi çalışıyor. Mojit çok teşekkür bu arada 2 senedir abone olduğun için, canımsın. En iyi abonem, sana hoş geldin. Ya oğlum bu safety car ayrı bir, yani çok güzel gözüküyor ya. Instagram'a basene, reklamı gelmeye başlar. En yakın pazar veya pazartesi geliyor. Social shop yere. Çok güzel yani safety car bu sene. Çok güzel. Aston Martin safety car da güzeldi. Geçen sene bence hatta Aston Martin safety car daha güzeldi ama bu seneki Mercedes'in AMG'si yani. Aptalca bir şey. Miskayın oyunu oynayacağız. Bugün ilk bir Miskayın oyunu oynayacağız. Ondan sonra biraz iRacing yapacağız. iRacing'e geri alışmamız lazım abi. Ben bir iki tur yaptım Mazda'yla. Allah affetsin, unutmuşum oyunu tamamen. Los Arcane'in dışın filan derse söylemem bittim, ekran sokuyorum. Yo oynuyorum. Son iki gündür giremedim sadece. Bugün gireceğim büyük ihtimalle. Şey resetlendi zaten. O yüzden şey yaptım. Ama yani şu anda işte şey zaten hani herkes gibi aynı noktadayım. Hani eye level'da ilerleyemiyoruz. Çünkü tier 3'ün o kanser eye level noktasına geldik. Materyal günde sadece bir tane çıkıyor. Daha sonra günde 1.5 basacak kadar çıkıyor. 2 günde bir 3 tane basabiliyorsun kısaca. Ve hani o 3 tane bastığında da yakıyorsun genellikle. Hani %80'e %70'e gelene kadar basıyorsun ki item level'ını arttırasın. O yüzden yani bok gibi şu anda yani şey olarak. O ama işte adamlar bugün açıklama yaptı. Dün akşam açıklama yaptı. O açıklamayı da bu arada bence Esmongold yüzünden yaptılar. Esmongold dün yayında ultimatom verdi abi. Dedi ki ya roadmap açıklarsanız, hani bunun pay to win'den uzaklaştırırsınız veya anlatırsanız niye böyle yaptığınızı, ya da ben 5-6 gün sonra 10.000 dolar alışveriş yapıp artı basacağım kendime dedi. Ne hikmetse bu sabah roadmap çıktı. Ve o çok kötü bir şey. Şimdi bak şöyle bir şey var. Benim size oyun pay to win olduğunu söylememle Esmongold'un bir anda, millet mesela şu anda 13.80'e gelen herif, 13.90'a gelen free to play gelen herif, günü yani 500 saat 600 saat oynayan herif şu anda. Şimdi oyunu çok daha o tier 3'te çok az oynayıp 10.000 dolara basıp 14.20'ye falan çıkarsa eye level olarak, ki çıkabilir 10.000 dolarla çok rahat. Onun rezilliği ayrı bir şey. Yani 14.50, 14.60'a falan biri basabilirse, basar zaten 10.000 dolarla. Yani o çok kötü, durumun ne kadar kötü olduğunu gösterir. Ki bu oyunda yapabiliyorsun onu. Hani şu anda 14.90 olan var. 14.90 olan adam var şu anda. Ama şöyle bir şey var. Eğer bu düzgün ayarlanabilseydi, ki bundan sonra ayarlayacaklar gibi gözüküyor. Ya ben şeyde değilim. Ben mesela 1490 olmayı beklemiyorum. 1490 banyede. Abi onlar banyede, onlar false ban birçoğu onların.
Yani 1490'dır, 1470'dir. Zaten olmayı beklemiyorum. Ben 1400 yani 30 olmayı da bekliyorum. Ben mesela şeyi de beklemiyorum. Ben mesela şu anda casual oynuyorum. Hani casual seviyesine ulaştım. Casual oynayan birisinin Argos'un 3. tier'ini yapmasını beklemiyorum. Ama açık ve net bir şekilde ben Argos'un en azından 1. ve 2. tier'ini yapabilmem lazım. Çok oynayan, hardcore oynayan, her gün çıktığından beri hala her gün oynamaya devam eden bir adam Argos'un bütün hepsini yapabilmeli. Yani kesinlikle yapabilmeli ama yapamıyor. Şu anda hani istediğin kadar oyunu hardcore oyna, para harcamadıysan senin Argos'un tier 3'ünü yapabilme ihtimalin neredeyse yoka yakın. Yapabilirsin evet, çok şanslıysan yani. Cidden çok şanslıysan kesinlikle yapabilirsin. Ama %99 değilsin. O yüzden onu değiştirecekler işte, dediğim gibi yeni bir tane event ekleyeceklermiş. Event dışında herkese bedavadan bir şeyler verecek. Hem honing material, upgrade materyaller verecekler, hem de yeni skinler falan verecekler. Legendary card verecekler. O iki tane legendary card seçebileceksiniz bu arada. O yüzden hani en azından bir düzelecek. Al bak, 14.90'ı yeni adam şu anda çekmiş. Baksana. 14.90 ya. Yani nasıl bir para abi bu? Ya Honing Rate'in artırılmasına bence şu anda gerek yok. Honing Rate bu bok gibi bir seviyede şu anda kalabilir. Bence bunda bir sıkıntı yok. Sıkıntı, ben günde bir tane materyal basabiliyorsam Honing Material'in artması lazım. Günde ben bir tane basamamam lazım. Günde en azından 2-3 tane basabilmem lazım. O bak şeye okeyim. %10 olmasına, %10'dan yükselmesine okeyim. Sıkıntı, günde bir tane basıyorsam buna okey değilim. O aptalca yani. Yani en azından 3 tane basabileyim ya günde. Hayır, zaten o 3'ün ikisi piç olacak zaten. Biliyorum piç olacağını yani. Ya yani o 3 tane bastığımın %99 zaten 3'ü de piç oluyor da. Şimdi alışverişlerimi hiç ödeme yöntemine sıkıntı var, sorun bende mi? Sorun sende büyük ihtimalle, kredi kartında. Bao Campora'yı seçtiysen onları seçme. Normal dümdüz Visa seç. Lost Ark'a Grand Prix geldi. O geçen hafta geldi. Yeni bir tane daha event gelecek bu hafta. Gerçi bu hafta olup olmadığını bilmiyorum. Patch notes o kadar net okumamış da gelecek yani, geleceğini biliyoruz. Düdürüt. Dü 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 dü. Bam 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 bam. Bir de onu Amerika'dan aldım. Dü 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 dü. Bam 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 bam. Gekmen'de 3-5 katlık şansı olmasın bence. Çünkü nasıl 3-5 katlık materyal harcaması bir level upgrade yapabiliyoruz. Ay şans olmalı abi. Şans olayı MMO'nun şeyidir. 70k gold biriktirdim. Cerberus alsam var. Akşam mı? Sence alsam mı biriktirdim? Tam olarak benim sırada 120k şu anda. Bence Cerberus almana gerek yok ya. Daha güzel şeyler gelir. Ben var ya bir korpu hareket yaptım. Hani bunlar bir tane bedava şey verdi ya. Platinum kutusu falan şey, hani oyunu satın alanlara bir tane daha kupa şey hediye verdiler ya. Kendi skinlerimi çıkardım, kendi skinlerimi sattım. Onların bedava verdiği tradable olmayan, sellable olmayan itemları kendim giydim. Oradan ben 30-40k kaldırdım. Tam bir korpa.
Dexter Stark çok çubuğu 35 milyon bölüşü canımsın. En iyi haber abi, sana hoş geldin. İşimizdeyiz arkadaşlar, işimizdeyiz. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Biz de para kazanmaya çalışıyoruz. Şu anda bende 90k falan var galiba para. Tabii en zeki sensin, tamam belki dolandırıyor. Yok. Ben tam tersine MMO'larda hiç para kazanmam. Hiç para grindleyen bir insan değilim MMO'larda. Sıfırım. Bize de sarı garaj çıktı diyeyim. Oğlum sarı garaj da iyi lan. 1200 değil mi lan şu anda? 1500, 1200 falan. Sarı garaj çıktıysa bok gibi para. Ignite sarı garaj bok gibi para direkt. Serhan çok çabuk arada bir yıldır abone olduğu için canımsın. En iyi abone abi, sana hoş geldin. Yo, ben şeyde MMO'larda genellikle şeye oynamıyorum açıkçası. Para kazanmayı oynamıyorum. Onlar Vulture's. Ben mesela Vulture's öyle taktik yapıyor. Söylüyor. Söylediği zaman ben de dinliyorum onu. Onun dediğini şeyi yapıyorum. Vulture's yapmıyor. Vulture's patıyor. Ben para kazanıyorum. Vulture's o çok iyi görüyor. Hepsini değil. Böyle %80'ini falan çok iyi görüyor. Görüyor, analiz ediyor. Ben de diyorum ki mantıklı bu. Ben de buna para yatırayım. Yatırıyorum. Sonra satıyorum. Kazanıyorum paramı. Vulture's batıyor. Nasıl oldu hiç anlamıyorum. Batsukan çok tip arada abone olduğu için canımsın. En iyi abone abi, sana hoş geldin. Bir de Vulture's'un her oyunda parası bitiyor ha. Ben onu da anlamıyorum. Lost Ark'ta da geçen parası bitti ya. Nasıl Lost Ark'ta bu Gold'un bitebilir ki? Ha, bu nasıl mümkün olabilir? Ve Türüç'e gelirken, yani Türüç'e gelmeden bitti parası. New World'de de bitti, evet. Aynen, New World'de de bitti parası. Ah be abi. Oluyor abi, yatırım tavsiyesi. EFT'de Vulture's'un hiç parası yok. Ben hiç Vulture's'u EFT'de 2 milyon üzerinde görmedim. Kırmızı ya çocuk. Last Orphan valla battı, anlamadım ben de. Vuldum çok çok 18. için canımsın. En iyi haberim, sana hoş geldin. Dur bir dakika, şuna bakayım neymiş. Sanır kadar 12k'mış. Shit, o mor demek ki, hatırladım. Bu zaten bu etkinlik var ya, Grand Prix şu anda. Bu çok güzel bu arada. Persistent Leo çok çabuk 9. için canımsın. En iyi haberim, sana hoş geldin. Ah be Twitter, ah be Twitter. Yani bir piksel oldu abi görüntü. 1P şu anda. Spectre çok çabuk 7. için canımsın. En iyi haberim, sana hoş geldin. Evet evet, Raid benzeri bir etkinlik gelecek yani, işte ondan o honing materyali kazanacaksın. Bakalım, güzel planları var ya adamların. Twitter niye böyle bilmiyorum. Yani Twitter abi bence şeyi salmalı ya. Ay, salalım abi, çıkarma ya. Kaan çok çok 13. için canımsın. En iyi Specs daha 7. ay. Yapmayalım. Twitter videosu yapmayalım. YouTube'a şey yapalım. Entegre edelim mesela, o da olur. Ben bunu çok sevdim. Oyunu oynamaya ama sırasında geçiyor başına benim yerime. Ha! Beleş oğlum, grindçi bulmuşsun işte, daha ne? Bu arada dün Disney Plus'a Netflix Disney şeyleri geldi. Netflix'te olan Disney Defenders'lar geldi. Daredevil, işte Iron Fist, Jessica Jones falan geldi. Bugün de şöyle bir haber geldi. Daredevil MCU'da reboot olacak. Haberi geldi. Disney Plus'ta yine Charlie Cox'la
Daredevil'ın devamı geliyor. Yani devam değil de reboot olarak gelecek. Aynı oyuncu oynuyor, evet. Gayet Poggy Woogies. Çünkü ya Charlie Cox cidden çok iyi bir cast. Çok iyi cast. O yüzden onun devam etmesi... Devamı olmaması bence de daha iyi. Çünkü onların hikayesini siktiler. Yani onların hikayesini direkt siktiler abi. Yani şey de bitti onların hikayesi. Defenders çok kötüydü abi. Defenders bayağı kötü bir yani. Çok iyi başladılar, bok gibi bitti yani. Defenders zaten hani millet izlemek için izledi. O yüzden hani reboot çekmek daha mantıklı olur ona. Alper Kaan çokça onun düşünce için canımsın. En iyi abonem, sana hoş geldin. Legendary çokça bu arada 20. ay için canımsın. En iyi abonem, sana hoş geldin. Ronin 7 TV kullanıyoruz biz çünkü. Jessica Jones, ya diğerleri hakkında hiçbir fikrimiz yok. Diğer şeyler için. Gayet iyi Netflix kullanıyorum. Abi, Defenders veya Iron Fist'e iyi diyorsan körsün, özür dilerim ama körsün yani. Bayağı bir göz ameliyatı acilen. Iron Fist ayrı bir seviye kötüydü ya. Yani o yani birçok kötü şey gördüm. O kadar kötü şey hiç görmemiştim. Ben Jessica Jones'u beğenmiştim birinci sezonunu. Şey güzeldi. Luke Cage çok iyiydi bence. Bence Luke Cage çok iyiydi. Daredevil da güzeldi bence. Ama işte son gelen Iron Fist, yani Iron Fist de çok kötüydü. Iron Fist de kötüyse ondan sonra da sağ olsun şey geldi, Defenders geldi. Defenders'ı zaten hani tüy diktiler böyle. Ya onları Avengers tarzında bir şey yapacağız diye siktiler. Ya onlar DC şeyine yakalandı. DC'de mesela ilk önce yapıyorlar abi. İlk önce yaptıktan sonra böyle bok oluyor ya direkt. Yani Agents of Shield da çok güzel. Evet, Agents of Shield da güzel. O da gelmiş Disney Plus'a. Bence Agents of Shield çok güzeldi. Ben keyif almıştım Agents of Shield'dan. Iron Fist çok kötü. Iron Fist çok kötü. Doğru. Evet, iyi dedin. Kötü değil. Çok kötü. Iron Fist bayağı kötü oğlum. Yani aman tanrım seviyesinde kötü. Ya gözlerimi çıkarayım da bunları görmeyeyim seviyesinde kötüydü. Disney Plus $9 şu anda. Öyle mi? $9 galiba. Öyleydi zaten. 9 diye hatırlıyorum. Düşüneyim. 9 galiba. Türkiye 30 lira falan olur. 80-30 lira olmaz. %50'den aşağı olmaz. %50 olur. %50 olursa iyi bu arada. Netflix'i vurmak istiyorlarsa, ki vurmak isterler. Netflix şu an ne kadar Türkiye'de? En pahalı versiyonu. $54.99. 45 falan olur. 20, çünkü 26 TL'ye de alabildiğim versiyonu var. 26 TL'den 54 TL'ye kadar değişiyor. Aslında 35'i de hedefleyebilirler ilk sene. İlk sene zarar edelim ama Netflix'i vuralım diyebilirler.
Büyük ihtimalle. 35 falan da olabilir bu arada. Harbiden olabilir. Yani şu anda fiyatlarına baktım. 35 olabilir. Disney Plus tek versiyonu, evet. Yani sırf şeyi vurmak için, Netflix'i vurmak için yapabilirler. Zarar etme tutar bayağı. Abi 30 TL'ye bir şey satıyorsan her türlü zarar etmek zorundasın. Ya, onun şeyle alakası olan bir şey değil. İstediğin kadar satabilirsin. Türkiye'de o kadar insan yok. O dedi yani, o kadar sürümden kazanabileceğin insan sayısı yok. Netflix'e gibi kurbana girer gibi girebiliyor muyuz artık şimdi Disney Plus'a? Girebiliyorsun. Evet. Ver elini abim, girelim şu işe falan deyip girebiliyorsunuz. Abim anlaşalım. Hadi sık elimi. Sık şu elimi. Ya şu arkadaşın elini sık. Kunal şunu unutuyorsun. Daha kur güncellemedi Netflix. Netflix tek hesapta çoklu kullanımı kapatacak, onun yerine parayı satacakmış. Duydum mu? Onu öyle değil bu arada. O şöyle, onu gördüm. Evet ben de. Onu şöyle planlıyorlar. Spotify da bunu yapıyor. Spotify Duo diye bir şey var. İki kişi kullanabiliyorsunuz ama aynı evdeyseniz iki kişi kullanıyorsunuz. Aynı ev çeki nasıl oluyor? İkiniz de adres yazıyorsunuz. Yani. Çok da büyük bir çek değil yani. O yüzden çok da kasmamak lazım. Yani çok da kasmanıza gerek yok. Evet, aynı adresi yazarsanız çalışıyor. Yani o yüzden böyle hani o biraz deterrent abi. Hani sizin benim için değil. Başka insanları sadece böyle şey yapmak için. Hani birçok yani 10 kişiden 8'i bakıyor. Abi aynı evde değiliz. Deyip şey yapıyor. Etmiyor Kunaks hiçbir zaman. Spotify. Yani saf insanlara dur demek için abi. O yüzden onu çok yapacaklarını düşünmüyorum, daha doğrusu yapabileceklerini değil de yaparlar tabii ki de. İnternetim öldü. Yine ölüyor. Ne oluyor? Geri canlan. Canlandı. Geldik. Selamünaleyküm. La Casa Papel'e yabancı dizilere başlayan Türk halkına şok. Ya o zaten. Evet. O cidden yani. Abi bilmiyorum ya. Ben o diziyi izlemedim. Asla da izlemeyeceğim büyük ihtimalle. Bir saniye. Last Chicken Cable. Ya bazen dizi iyi olup olmasa da bazı şeyler çok soğutuyor insanları. Last Chicken Cable'da da o oldu bana. Yani şeyden ben soğudum. Belki gerçekten iyidir. Belki gerçekten hani beğenirim. Ama eğer Beylikdüzü'ndeki Nargileci bile izleyip kafesin ismini bu yapıyorsa benim beğenmem olasılığım çok daha fazla. Tamamen ön yargılıyım. Hayvan gibi ön yargılıyım. Ama yani RSS bilmiyorum hangi versiyonları.
Bir de çok hype'ladılar yani, aptalca hype'ladılar. O yüzden dediğim gibi rahatsız etti. Cem'in kaskını gördüm arkadaşlar, evet. Ha, o isim ya, RSS, Asus ismi olduğu için. Euphoria'yı izlemedim ya. Starfield neden PS5'e gelmiyor? Çünkü kim, hangi firma çıkartıyor? Microsoft, o yüzden. Düt 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 düt. Bir firmaya 70-80 milyar dolar verince. Geç, o kadar vermedi. 10 verdi. Upload'u izlemedim. Upload'u duydum ama. Upload'u duydum. Ben aslında şeyi izledim, o çok güzeldi. HBO'nun bir tane dizisi vardı. Yok, HBO muydu, Hulu muydu? Tek sezonluk bir şeydi. Mini diziydi zaten o. Ama çok güzeldi ya. Yine böyle şey gibi bir diziydi. Teknoloji dünyasıyla Facebook gibi bir ortam vardı. Ondan sonra AI, çok gelişmiş bir AI yapmaya çalışıyorlardı. Bu AI patlıyordu falan böyle. Güzel bir hikayeydi. Hatta kızını geri götürmeye çalışıyordu adam. Neydi ya o? Oo, çok iyiydi abi. Devs, evet, Devs. Devs. Çok iyi diziydi. Oo, birçok kişinin, yani Hulu'da çıktı. Hulu'da yayınlandı bu. Bir sezondu zaten. Ama çok iyi diziydi. Bu çok iyiydi. Yani tavsiye ederim izlemenizi bunun, öyle o tür dizi seviyorsanız. Westworld. Westworld 3. sezon. 3. sezona, yani 2. sezonda da yine bir umut vardı ama 3. sezonda çok bıraktılar ya. Yani 3. sezonda direkt dediler ki böyle yiğit, dizi çöpe attılar. 4. sezonu çektiler diye biliyorum. Veya çekiyorlar diye biliyorum. Şu anda. Moon Knight'ı izleyeceğim. Moon Knight'ı izleyeceğim. Az kaldı Moon Knight'a. Bir hafta, yok, bir hafta kaldı lan galiba Moon Knight harbiden. Shadow of Zelda açık Şubat'a abone olsun. Canım sizin. En iyi haberim. Sana hoş geldin. Evet evet, bu ayın sonuymuş. 30 Mart. Ben Oscar Isaac'i çok seviyorum. Çok iyi bir aktör. O yüzden Moon Knight'in güzel olacağını düşünüyorum. Ama Disney de hiç sektirmiyor, biliyor musun? Yani hiç sektirmiyor be koçum. Yani adamlar ne, Disney Plus galiba Disney'in yaptığı en iyi şey olabilir. MCU falan bokumu yesin abi. Hiç sektirmiyorlar. Tak 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 tak. Oğlum Boba Fett kötü diyorsun ama Boba Fett zaten bir yerden sonra Mandalorian sezon 3 oluyor. O yüzden herkes hayvan gibi sevdi diziyi. İlk 4 bölüm bok gibi ama ondan sonra bir anda dizi coşuyor. Bombastır'ı çok çabuk 22 milyar mı için canım sizin. En iyi abonem. Sana hoş geldin. Boy sezon 3 bakalım. Merakla bekliyorum. O zaman haydi Miskan oyunu oynayalım. Loki Wars. Batu Strikes Back benmişim. Anladın? Ha? Anladın? Bir dakika. Games.